8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlediğimiz basın açıklamamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün azimle, kararlılıkla, emeğiyle mücadele veren emekçi kadınların günü. 8 Mart vesilesiyle emekçi tüm kadınlara selam ediyorum. Alın terinin, emeğin hakkını ve her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak kadınların alın terlerine saygılarımı sunuyorum. Bizim aslında 8 Mart'ta vereceğimiz en büyük mesaj, büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi beşeri sermayenin önemli bir parçası olan fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz. Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bugün de Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifiyle kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002'de Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari'de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde buna yeni hedefler ekledik. Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu'nda töre ve namus cinayeti cezalarının arttırılması, iş kanununda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere aile ve iş yaşamı uyumlaştırılmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına alınmıştır. Türk kadını pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Ülkemizde kadınlar 1935 yılında ilk kez parlamentoda %4.1 oranında temsil edildiğiyle birlikte bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı %17.4'e yükselmiştir. AK Parti kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır. AK Parti hükümetleri döneminde eğitim en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edilmiştir. Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yükseköğretim kız öğrenci oranı %13,5 iken bu rakam 2020 yılında %48,5'a ulaşmıştır. SGK teşvikleri, gelir vergisi ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fonlardaki kadınlar lehine yaptığımız uygulamalar ile kadınların iş hayatına işçi, çiftçi, girişimci olarak katılımını destekledik. Kadın iş gücüne katılma oranı %27'den 34'e, kadın istihdamı 6 milyondan 10 milyona yükseldi. Kadın kolları olarak bizler de hem il il Türkiye'yi dolaştığımız kadın emeği buluşmalarımız hem de nerede kalmıştık eğitim projemizle beşeri sermayemizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular tek bir kanun ile, tek bir metinle, bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde anayasada Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni düzenlemeyle de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.
iyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını arttırıyoruz. Son olarak biz AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye ideallerimiz için çalışıyoruz. Kadın erkek omuz omuza büyük Türkiye inşa edeceğimize inancımız tamdır. 8 Mart vesilesiyle tüm emekçi kadınları buradan saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Biz burada kadın olarak çalışmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Çünkü gerçekten teşkilatımızda gördüğümüz değer, önem, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizleri çok büyük onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Gayretle, samimiyetle, özveriyle çalışıyoruz inşallah. Çalışmaya devam edeceğiz. Şu an iktidarda olan hükümetin partisi olarak da kadınlar için ne yapmamız gerekiyorsa hem Balıkesir'de hem dünyada farkındalık yaratabileceğimiz, anlatabileceğimiz, sözümüzün yettiği, dilimizin el verdiği, gücümüzün el verdiği noktada koşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.